Şimdi sevgili arkadaşlarım burada Partial Class'ı değerlendireceğiz. Partial Class nedir, ne değildir ona bakacağız. Şimdi Partial Class'ı biz daha önce nerede gördük, hatırlayan var mı? Partial. Ben hemen göstereyim. Şurada gördük. Burada bir Partial ifadesi yer alıyor. Bunun esprisi ne oluyor? Hazır mısın? Sen de yapabilirsin. Not alabilir. Partial class, parçalanmış class. Hani Türkçe çevirsek. Mesela bu Java'da falan olmayan bir özellik. Şöyle bir durumumuz var. Mesela şöyle diyeyim. Bu nedir? Şurası. Formdaki verilerin yüklenen yer. Evet. Buraya gidiyorum. Buradayız. Burada şu an bir şey yok ama buton olsaydı burada butonlar, işte label'lar, tek baksa dolduruyor burayı. Bunun adı da form 1. Buranın adı da form 1. Teknik olarak. Aslında şöyle çalışıyor. Ben şunları buradan bir satır yukarıdan keseyim. Kesip buraya koyarsam bu iş olur. İşte ben buraya bir tane buton koyarsam, buton işte buraya yazıldı ama bunu da buradan kesebilirim. Mesela şuraya butonu koyayım. Dolayısıyla benim yazdığım buton burada, kodlar burada. İşte butona shift tıkladım, o da burada. Her şey burada. Şöyle bir karmaşıklığa sebep olacak bir saatten sonra. Mesela bu atıyorum metot burada değil de şu arada bir yerde kalabilir. Doğru mudur? Ve bir yerden sonra kodan bakıyorum. Değişken isim neredeydi? İşte bilmem ne neredeydi falan gibi bir kaos içinde kalıyoruz. Ve bulunmuyor. Yani hakikaten bulunmaz. Çıkmaza giriyorsun. İşte şuralardan buralardan bulayım diyorsun. Kontrol F'li bulmaya kalkıyorsun. İşkence. Ve C# geliştirilirken bu göz önüne alındığı için parçalı anahtar kelimesi şey olmuş, geliştirilmiş. Parçalı anahtar kelimesinin esprisi şu oluyor. Dosyayı fiziksel olarak ayrı olmasına karşın çalışma bakımından bir tutmasını sağlıyor. Ve bizim en başta en güzel örneklerden bir tanesi formumuzdur. Form birimiz formdan şey almıştır, miras almıştır. Ve aynı zamanda sayfa tanımlaması olarak kullandığımız initial component, işte butonun tanımlanması gibi çeşitli özellikler buradan kaldırılıp farklı bir dosya üzerinde yazılmıştır. Ama bu dosyalar fiziksel olarak ayrı dosyalar olmasına karşın çalışma anında bir bütündür. Yani diğer taraftaki buton burada kullanılabilir oluyordur ve instance misses almama gerek yok. Okey miyiz? Partial bize bunu sağlıyor. Partial farklı farklı yazarım. F5'e bastığım anda oradaki kodla buradaki kod birleştirilir ve compile edilir. Evet, webconfig'de de buna benzer bir yapı vardı. Kısmi olarak olursa. Canan o. Partial. Partial güzel bir şeydir, basit bir şeydir. Nasıl kullanırız? Mesela, farz misal, public. Hatta ben de fiziksel ID yapayım mı? Aynı yeri yapmayalım. Partial DB işlemleri. Çok büyük bir database'im var benim. Binlerce tablom var ve hepsinin kendi klasını, hepsini ben yazıyorum. Public DB işlemleri partial diyorum. Ve ben burada bu klas içinde sadece gerekli olmuş olan insert şeyden yapıyorum. Insert ürünler. Burada insertler var. Insert ürünler. İşte insert kategoriler. Insert ürünler. Burada hep insertler var.
Bir tane daha class yapıyorum. Hatta şu div işlemleri metotlar ismini verebilirim. Div işlemde metotlar klası var. Bir tane daha... İsim değişmedi de hocam. Değişmedi mi? Değişmesini istemedim o yüzden. Değişmesini istemedim o yüzden değişmedi. Hayır, evet hayır çıktı ya. Şimdi buraya geldim. Burada da dedim ki DB işlemleri tanımlamalar dedim. İsmini aynı yere çekiyorum. Public yapmama gerek yok. Parçalı yazmam yeterli. Şimdi bunlar parçalı yaptım. İkisi bir çalışacak artık. Burada da genel tanımlamalarım var. İşte public, hatta sabit static olsunlar veya static olmasın, normal olsunlar. Integer KDV oranı eşittir 18. Ne bileyim, public string, ne bileyim, ne olsun, firma ismi veya kargocu diyeyim. Kargocu XXX kargo gibi tanımlamalarım var. Ve bunlar aynı şey olduğu için mesela insert işlemi sırasında ben istersen kargocu çağırabiliyorum. KDV'yi çağırabiliyorum. Mesela fiyatın hemen KDV'yi buradan alıp işleme yapabiliyorum. Fiziksel olarak ayrı yerdeler ama bunlar birler. Ben bir şey ekleyeceğim veya bir şey aramam gerektiği zaman metot arayacaksam metotları açıyorum. Tanımlama arayacaksam tanımlamayı açıyorum. Bunlar fiziksel olarak çok ayrı yerde duruyorlar ama aslında bir bütünler. Yani buradaki aslında klasları mı geçtirmek? Çok yoğun klasları parçaları bölerek daha rahat çok okunabilirliği sağlamak amacı. Klas adları aynı olduğu için. Evet, isimler aynı olmak zorunda. İsimler aynı olmak zorunda. Evet. Mesela bu eleman textbox'tan miras alsın. Klas'ın bir tanesi aldı. Burada base nokta dediğim zaman tabi bu da olmaz. Bir tane cihaz tanımlayalım. Base nokta dediğim zaman bana textbox gelecektir mesela. Yani orada miras almış olmam, burada da almış olmam demek oluyor. Dolayısıyla işlemlerimiz aslında hep bir bütün çalışıyor. Ama bir şey arayacağım zaman daha rahat buluyorum artık. Metotlar burada, işte değişkenler burada, bilmem neler orada falan gibi. Kısım kısım bölersek daha rahat okunabilirlik sağladığı için parçalı yapılmacı buradan çıkıyor. Açıklamaya var mı? Kolaydır. İş yapar yani yoğun klaslarda, acil klaslarda iş yapabilir. Şeyde bile kullanabilirsiniz sayın arkadaşlarım. Hani atıyorum. Mesela burada o kadar büyük bir form var ki. Ve arkada o kadar çok metot var ki. Artık metotlar o kadar yoğun olduğu için başa çıkamıyorsunuz. Yani çok buton var. Çok işlem var. Yani bir butonda 5 tane metot çağırıyorsun veya öyle bir durum var. Yani çok fazla iş var. O zaman tabi teknik olarak buradaki şeyler de şişiyor. Her şey şişiyor. Ve artık çıkamayacağın bir duruma geliyorsun. O zaman da hemen şunu yapıyorsun. Geliyorsun buraya, geliyorsun. Hop diyorsun. Bir tane class diyorsun. Class ismi çok önemli değil. Veya diyelim ne olsun. Bu sorgulamalar diye bir şey olsun. Hemen bunu yapıştırıyorsun. Partial class. Form 1. Artık bunlar form 1 ile birleşti mi? Ve sorgulama kısmı burasıysa bunu kesip buraya alırsın. Bir yerde toplamış olursun bunları. Sorgulamalar burada olur. İşte bilmemeler burada olur. Parça olduğu için hepsi zaten 1 olacağı için sıkıntı doğmayacak. Yani form 1'in klingini mesela geri kıran mı yazmış oluruz? Evet, geri buraya yazmış oluruz. Mesela şunu biliyorsunuz.
Hemen basit bir örnek olsun diye. Aşılaydı, iyiydi. Butonun altında o zaman sadece bir sorunlama varsa, ama bir daha fazla işlem varsa bir adam... Mesela şunu biliyorsunuz değil mi? Benim video izleme şeyi. Burada işte baktığımız zaman işte dosya aç maç var. İşte ara var, yeniler var. Ayarlar var birkaç tane. Bir de yardımda bir şeyler var, orzular var. Az gözükmesine karşın buton sayısı arkada yaptığım iş o kadar çok fazla ki bunu ben 3 parçaya bölmek zorunda kaldım. Çünkü o kadar çok işlem yapıyorum, o kadar çok bir şey buluyorum. Bir yerden sonra o metodu nereye yazmıştım, metot neredeydi çıkamadım. İşte aramalar diye bir kısım yaptım. Aramaları oraya koydum. İşte video oynatma algoritmasını aldığım bir yere koydum. Diğer ıvır zıvırı da bir yere koydum. Dolayısıyla artık geliştirme yapacağım zaman işte sadece oralara gidiyorum. Hani video geliştirmek varsa video partisine gidiyorum, orada yazıyorum kodumu. Çünkü çok yoğun olduğu zaman işlemler artık bulunamaz bir duruma çıkıyor. Ama bu dediğim teknik de çok büyük projelerde çalışılamıyor. Hani işte 10 kişinin çalıştığı bir projede bunu 3 parçaya böleyim diyemiyorsun. Daha çok kendi yaptığın projelerde falan olabiliyor. Ama çözüm olarak karşımızda duruyor sen arkadaşlar. Nereye? Dur video durun tıklayayım. Neyse şimdi reklam olmasın için. Canan'ı mı parçalıklas? Var mı soru falan? Anlayan? Tamam. O zaman durduruyoruz.